Selamlar YouTube, nasılsın? İnşallah iyisindir. Hepimiz gibi, sizler gibi, ben de. Evdeyim bugün. Bugün e, hep beraber, Discord'daki moderatör arkadaşlarla beraber size bir video hazırlayalım dedik. Madem evdeyiz, madem bu kadar boş vaktimiz var, o zaman bunu faydalı değerlendirelim. E madem evde kalıyoruz, o zaman hacker olalım dedik. <laughs> Birkaç tane güzel internetten derlediğimiz, bunlarla ilgili beraber insanların sorduğu, gördüğümüz, beğendiğimiz eğitim içeriklerinin hepsine beraber göz atalım istedik beğenmeyi, yorum yazmayı, daha değişik ve sizin beğendiğiniz kaynaklar varsa onları bizlerle paylaşmayı, artı abone olmayı da unutmayın. Ekranın altında şeyleri görebileceksiniz benim sosyal Linklerimi görebilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle canlı yayınlarda sorularınızın çoğunu cevaplamaya çalışıyorum. Canlı yayın içinde Twitch TV adresine gelmeniz gerekiyor. Unutmayın her salı, perşembe ve pazar günü saat 8'de canlı yayınlarımız var. Oraya da bekleriz. Sorularınız varsa direkt gelin canlı yayında yapıştırın. Beraber çözelim arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Ey modlar hazır mısınız sizde? Hazırız abi. Hazırız abi. Eyvallah süper o zaman. E, o zaman başlayalım sevgili YouTube. Evet. Bakalım bakalım nereden başlayalım. Az önce söylediğim gibi ilk önce Twitch'ten başlayalım dedik. Twitch slash Lunis kanalı bu arkadaşlar. Twitch bir canlı yayın platformu. O yüzden aynı YouTube'daki, Instagram'daki canlı yayınlar gibi burada da canlı yayın yapıyoruz. Yaptığımız atlada bir durum yok. Sohbet muhabbet devam ederken aynı anda sorularınızı cevaplıyorum, ekranımı paylaşıyorum, görebiliyorsunuz, istediğiniz gibi sorunuz soruyorsunuz, üzerine sohbet ediyoruz vesaire vesaire. O yüzden keyifli bir ortam. Twitch'te sadece ben yapmıyorum siber güvenlik üzerine canlı yayınlar, benim dışında birçok yapan insanlar var. Bunlardan da bir iki tane örnek vereyim hemen. Bir tanesi Nahamsek, Nahamsek'i belki biliyorsunuzdur. Kendisi e, aynı zamanda, neredeydi? HackerOne'daydı değil mi? Evet, ha, ha, mi? HackerOne'da çalışıyor. Sağ olsun. Kendisini seviyoruz bayağı bir. Ondan sonra The Cyber Mentor var. O da burada yer alıyor. Kendisi de burada yayınlar yapıyor Kit. Onun dışında Crowd'un kendi e, şey de var. Artı e, kendi sitesi de var canlı yayın yaptığı. Artı bir tane daha eleman vardı. E, şu iPhone'u hackleyen çocuğun adı neydi? shorts. Ha, George Hotz. George, George 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 evet, evet, George Hotz var mesela onu da onu da izleyebilirsiniz Twitch'te. O da mevcut. Daha bana en çok soru gelen kısım şu. Abi Udemy'de bilmem ne eğitimi var, beğendim mi? Ne var? Hangisine gidelim falan diye. Türkçe kaynaklardan da bahsedeceğim ama İngilizce önemli arkadaşlar. İngilizcenizi mutlak surette geliştirmeye bakın tamam mı? Bunda en kolay metotlarından bir tanesi bildiğiniz, sevdiğiniz filmleri, dizileri İngilizce altyazıyla, önce Türkçe altyazıyla, sonra İngilizce altyazıyla, sonra altyazısız olarak izlemek. Aynı filmi üç kere izleyeceksin ama bu metotla bayağı bir ilerletirsin İngilizceni. Bu önemli sevgi kardeşim. Onun dışında demiştim ki Udemy'den geliyorlar. Udemy'de bir baktım abi ben şöyle bir. En çok satan, en baba, en iyilerinden bir tanesi bu gördüğünüz Practical Ethical Hacking The Complete Course diye geçiyor, tamam mı? Yapan kişi Hit Adams yani The Cyber Mentor. Bu eğitimi bayağı seviyoruz. Tabii ben Avrupa'da olduğum için burada böyle Euro olarak gözüküyor. Sizde Euro değil fiyatlar. Bunun böyle indirimli fiyat şeyleri falan oluyor. Twitter'dan takip ederseniz Hit The Cyber Mentor'dan gönderiyor arada sırada bayağı indirimli hali var. Bunu ben de zaten aldım kendime de bakmak için Bir ilk inceledim falan nefisti yani. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum eğer İngilizcenize güveniyorsanız. Şu var ya Learn Ethical Hacking ...from scratch var. Bu Zahit Sabihin... ...ve Z-Security'nin yaptığı bir... ...şey, video. Bu baya baya... ...satmış arkadaşlar. Baya fazla satmış... ...ve çok iyi geri dönüşler var. İnternette falan da görebilirsiniz. Baya başarılı yani. Ben kendim denemedim... ...ama size bir bakmanızı öneriyorum. Baya iyi geri bildirimleri var. Onun dışında Atıl Samancıoğlu... ...bu çok fazla duyuyorum. Bunu da ne yazık ki ben kendim denemedim. Ama herkes iyi olduğunu söylüyor... Hiçbir şey olmasa da arkadaşlar güzel bir e, temel olur size diye düşünüyorum. Aynısı şekilde Atıl'ın yine bir tane daha Python var. O da Python'la ilgili bir eğitim var. E, etik hacker'lıkla ilgili bayağı başarılı. Peki internetimiz hani burada evdeyiz ya, evde kal yapıyoruz ya. İnternetimiz çok iyi değil, olmayabilir vesaire. İşte yazılı bir takım kaynaklar var mı? Hani baskı kitap vesaire var mı derseniz o zaman benim tavsiyem e, Ömer Çıtan Ethical Hacking ofensif ve defensif olarak yani iki türlü de ethical hacking ile ilgili yaptığı kitap var. Ben bu kitabı çok beğeniyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ömer çok başarılı bir kitap yapmış. Çok iyi bir temel ve altyapı sağlar size diye düşünüyorum. Ee, siber Güvenlik Saldırı ve Savunma Stratejileri diye bir kitap var. Buzdağ yayıncılıktan çıkma. Erdal Özkaya'nın kitabı bu. Benim için önemli olan kısım bu. Erdal Özkaya Microsoft Türkiye'deki zamanında çalışıyordu diye hatırlıyorum. Microsoft'ta çalışan oldukça iyi bir siber güvenlikçi dostumuz. da burada, burada gördüğünüz bütün linkleri Hepsini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan hepsine teker teker bakabilirsiniz. Web Application Security Handbook var mesela İngilizcesine güvenenler için efsane bir kitaptır. Hatta bakınız ben bunu 2012 yılında almışım. Muhtemelen bu yayını izleyen birçok dostumuzun o zamanlar hayata bakışı Bakış penceresi siber güvenlikten çok daha başka yerlerdeydi. Neyse, konumuza geri dönelim. Ee, Arka Kapı Dergi var arkadaşlar. Burada e, birçok güvenlikle ilgili makaleler bulabiliyorsunuz. Eski sayılara ulaşabiliyorsunuz. Yeni sayıları satın alabiliyorsunuz. Ücretsiz olanları var, ücretli olanları var. Buraya da mutlaka bir göz atın. Arka Kapı Dergi'yi çok tavsiye ediyorum. Onun dışında YouTube'dan falan biliyorsunuz. Dünyanın en büyük ikinci arama motoru YouTube. Değil mi arkadaşlar? Çok fazla insan var. Siz de bu videoyu YouTube'dan izliyorsunuz. O zaman muhtemelen YouTube kaynakları da isteyeceksiniz. E onları da paylaşalım o zaman sizinle. Mesela Gökhan Muharremoğlu var. Kendisi geçen geçtiğimiz günlerde bizim yayınımıza da konuk oldu. Sağ olsun. Ee, Gökhan böyle kısa kısa bir sürü kitap şey kitap formatları, bite size böyle küçük küçük makale formatında e, siber güvenlik videoları atıyor. Çok faydalı şeyler bulabilirsiniz arada. Ama unutmayın bu bir derinlemesine detaylı bilgi vermekten ziyade daha böyle konuya has fikrinizi arttıracak şeyler veriyor. Ondan sonra Atıl Samancıoğlu yeni e, şey açmış. E, yeni yeni videolar atmaya başlamış. Bak 9 ay öncesinden var. 1 yıl öncesinden falan var ama Yeni videolar da gelmeye başlamış, tekrar aktif kullanmaya başlamış anladığım kadarıyla buraya da mutlaka bir göz atın. Uzun zamandan beri online olan ve içerik üreten sevgili dostum Gökay var, Gökay Bekşen'in e, YouTube'u var. Çok değişik içeriklerde yine güvenlikle ilgili birçok şey paylaşıyor Gökay ve kısa kısa videolar, bite size böyle fikir verecek, bilgi verecek, çok değerli bilgiler paylaşıyor. Onları da bir göz atmanızı, onlara da bir bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Keith Adams var ya, yani, the Cyber Mentor var. O'nun mesela çok güzel uzun eğitimleri var. Sıfırdan Zero to Hero diye böyle bir pen testing konusunu anlattığı, işte atıyorum web application pen testingden söz ettiği, İşte normal e, pen testing for noobs falan diye yaptığı video serileri var. Onun kanalı direkt eğitmek üzerine mesela 15 saatlik full ethical hacking kursu var arkadaşlar yani. Tamam mı? burada 15 saat video var burada şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bir göz atın. E, Hacker Sploit var. Yine Hacker Sploit YouTube'da e, pen testing ile ilgili bir sürü içerik paylaşıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Çok faydalı içerikler var. Artı böyle e, CTF'ler internette bulabileceğiniz birçok CTF'in çözümlerini vesaire de anlatıyor. Çok kaliteli içerikleri var burada da. Nullbyte zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Nullbyte'in videoları böyle muzurluklar üzerine bir sürü içerik video var. Onlardan faydalanabilirsiniz. E, Life Overflow yine bayağı tanınan bilinen bir YouTube içerik üreticisi. Hack5 var. Hack5'ı biliyorsunuz herhalde. Sevgili modlar biliyor musunuz Hack5'ı? Duymuştum var. Duymuştuğum var deme ya. Burada de, yani bu iyidir <laughs> abi iyidir. Biliyoruz abi tabii ki biliyoruz falan demen lazım. <laughs> neyse neyse okeydir. Five zaten yıllardır var yani. Ne zaman açılmış bu kanal bak. 2005 yılında açılmış bir kanal. 40, 40 50 milyon view'u var. Yani acayip bilinen bir e, içerik. Size de tabii ki tavsiye ediyorum kendisini. Hackerınin hacker101.com'u var. Burası e, çok güzel video içerikleriyle böyle bir sürü e, web pen testing ile ilgili, bounty ile ilgili ihtiyacınız olabilecek bütün temel eğitimleri veriyor. Önemli sıkıntı belki sıkıntıdır belki değildir İngilizce olması. Ne yazık ki bu tarz içeriklerin çoğunda İngilizce içerikler var. O yüzden ama güzel yanı YouTube tabanlı olduğu için altyazı ekleyebiliyorsunuz. O demin söylediğim The Cyber Mentor'un eğitimine de altyazı ekleyin abi. O zaman çok daha rahat izlersiniz. Hiç boşu boşuna aman İngilizce bilmiyorum ben bu eğitimi nasıl yapacağım falan fıstık diye düşünmeyin yani tamam mı? Hacker101.com'u da söyledikten sonra... Port var. Port zaten Burp'ü yapan firma. Bunlar çok güzel bir akademi yapmışlar. Yine bütün şeylerle ilgili, sen söyle adını ihtiyacınız olabilecek bütün web, pen, web application pen testing ile ilgili bütün konuları işlemişler. E, translate ile rahatlıkla çevirebileceğiniz şekilde İngilizce içerik ama Türkçe haline getirebilirsiniz. Onun için hani endişe etmeniz de gerektirecek bir durum yok ama bayağı kaliteli kendisi de. Crowd tabii ki HackerOne gibi bir Bug Bounty komünitesi. Bug Crowd'un da kendi Bug Crowd Üniversitesi var. Orada da birçok eğitim ve webinarlar vesaireler bulmanız mümkün. Bayağı güzel içerikler bulunuyor burada. Böyle hani işte a day in a Life of a Pentester falan gibi içerikler var. Hani böyle detaylı böyle magazinel içerikleri de oluyor. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini öğrendiniz. Diyelim bunlar hakkında bayağı bir bilgi edindiniz ve bu bildiklerinizi test etmek istiyorsunuz. Birçok platform ve bir imkanınız var. Mesela Wollnhub vesaire yapabilirsiniz. Kendi laboratuvarınızı oluşturabilirsiniz. Ancak internette hazır laboratuvarlar da var. Girip ücretsiz olarak kendi bu yeni öğrendiğiniz her şeyi test edebilmenizi sağlayan. Bunlardan bir tanesi Actibox. Giriyorsunuz bir sürü makine var burada arkadaşlar. Makineleri teker teker e, hacklemeye çalışıyorsunuz. Sizin gibi bir sürü insan da burada e, hackleme yapmaya çalışıyor. Karşılıklı olarak puan alıyorsunuz. Kaçıncı seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Kimler ne kadar puan almış vesaire. Onların hepsini karşılaştırma şansınız var. Keyifli bir ortam. Bunun aynısının... Bir, daha biraz daha etkili daha biraz daha farklı içeriklerde bulunduran hani eklemeleri vesaireleri olan bir e, Türk versiyonu da var. O da Privia Hub. Privia Hub Privia Security'nin bir e, ürünü. Burada da bir sürü makinamız var. Burada gördüğünüz gibi 30 küsür tane makine vardı en son. Kaç makine vardı modlar hatırlıyor musunuz? 45 total makine varmış. 45 evet. görünüyor. 45, 45 aynen. 45 tane toplam makine varmış arkadaşlar. Ee, artı 11 tane soru kategorisi var. Bayağı keyifli, eğlenceli bir platform. Burada da bir sürü makinalar var. Çözebiliyorsunuz. Ondan sonra iş ilanları vesaireler var mesela. Onlar biraz farklı, bunlar güzel. İş ilanlarına başvurabiliyorsunuz. Buradaki puanınız iş başvurularında da kullanabileceğiniz, CV'ye yazabileceğiniz. Önemli bir bilgi oluyor. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Son olarak arkadaşlar mesela geldiniz bir soru birçok sorunuz var. Birçok e, aklınıza takılan bir şeyler oldu. Ne yapacağım ben vesaire derseniz arkadaşlar. Benim kanalın discordu var. Şu anda 1300 kişiyi geçtik. Orada gelin abi sorularınızı sorun. Bir sürü bilen insanla bir aradayız burada. Kendi aranızda bir de illa ben olmak zorunda değilim ama bu tarz işleri yapan, bunlardan para kazanan, aktif olarak bug bounty yapan, pentesting yapan, firmaların değişik firmaların pen pentesting ekiplerinde çalışan yardımsever bir sürü insan var burada. Sorduğunuz soruların hepsine de ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onun dışında Twitch abonelerine özel mesela Lost Library diye bir alanımız var. Orada ilginç kitaplar vesaireler paylaşıyoruz. Abonelere özel kitaplarımız oluyor. Abone olmayanların genelde birçok kaynağı bulabildiği, birçok linki paylaştığımız işte sıkça sorulan sorular bölümümüz vesaire var. Onun dışında kendi aramızda kaynak paylaşıyoruz. Buraya da bir göz atmanız, adresini yine aşağıda bulabilirsiniz. Buraya da göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum sevgili YouTube. O zaman durum Budur sevgili dostlar. Yani baktığınızda bir sürü içerik var. Bol vaktiniz var. Evde ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Öncelikle İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. İşte sertifika programlarına bakabilirsiniz. Mesela BGA'nın vesairenin etiketler sertifikalı programlarına bakabilirsiniz. Uzaktan öğrenimle. Udemy'deki eğitimlerle vakit harcayabilirsiniz. Vaktinizi bunlara harcayabilirsiniz. Yani vaktinizi değerlendirin arkadaşlar. Boş boşuna evde oturmayın. Twitch yayınlarına gelin. Salı, perşembe, pazar saat 8. Unutmayın. Kanala abone olun. Onun dışında son olarak da kendinize lütfen dikkat edin. Olmadık yerlerde dolaşmayın, evde kalın, hacker olun. Sorularınız varsa gelin beni bulun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.